dünyanın eski uygarlıklarının tüm bilgilerinin kaybolmamış olması, onu gizli tutan insanların elinde olması mümkün mü? Bu, dünyanın en eski gizli topluluklarından birinin kurulduğu ve bugün hala var olabileceğinin temelidir. Hindistan'ın gizli geleneğinde 9 bilinmeyen adam, M.Ö. 270 yılında Hindistan İmparatoru Ashoka Vardhana tarafından kurulan gizli bir grup olarak kabul edilir. Efsaneye göre Hindistan'ın efsanevi yöneticisi İmparator Ashoka çok sayıda kanlı savaş başlattı. Hint İmparatorluğuna karşı isyan eden bir grup Kalinga isyancısına karşı yapılan savaşta her iki tarafta da 100 bin savaşçının ölümüyle sonuçlandı. Ashoka'nın bu olaydan çok etkilendiği söyleniyor. O andan itibaren şiddeti sonsuza dek terk etmeye karar verdi. Budizm dinine geçti ve bir keşiş oldu. Bu dini Hindistan'dan Malezya'ya, Seylan ve Endonezya'ya kadar uzanan krallığı boyunca yaydı. Ashoka, isyancı bölgelerin entegrasyonundan vazgeçti ve diğer din biçimlerine saygı duymaya başladı. Ayrıca vejeteryan beslenmenin yayılmasına yardımcı oldu ve hayvanların kurban edilmesini sonlandırdı. Bu aydınlık süresi boyunca Hint İmparatorluğu'nun insanlığa tehlikeli olabilecek kutsal bilimsel bilgiyi geliştirmek ve saklamak için bu bilgileri yanlış ellere düşmekten koruma amaçlı 9 bilinmeyen adamın gizli topluluğunu kurduğuna inanılmaktadır. Ve bu inanılmaz bilgi sadece tek bir kişiye emanet etmek için çok önemli ve tehlikeli olduğundan Ashoka Hindistan'da en zeki 9 adamı görevlendirdi. Kimlikleri çok gizli tutuldu. Gizli topluluğun her bir üyesine derlemek ve toplamak zorunda kalacakları özel bilgiler verilecek. Bu bilgiyi onlar hayatları pahasına korumak zorunda kalacak. Toplam bilgi 9 kitapta yer alacak. 9 kitabın her birinin içeriği hakkındaki spekülasyonlar çok farklı. İngiliz yazar Talbot Mundy 1923 yılında 9 kitabın bir listesini ve değerli içerikleri hakkındaki bazı detayları içeren The Nine Unknowns adlı bir kitap yayınladı. Bu liste çoğu bilim insanı tarafından kabul edildi ve içeriği şu şekildedir. İlk kitap propaganda yöntemleri ve psikolojik savaşla ilgileniyor. Mundy'ye göre tüm bilgilerin en tehlikelisi kitle görüşünün kontrolüdür. Çünkü halkın görüşünü kontrol eden dünyaya hükmedebilir. İkinci kitap fizyoloji ile ilgileniyor ve bir kişinin basit bir dokunuşla nasıl öldürüleceğini açıklıyor. Bu teknik ölümcül dokunuş olarak bilinir. Ve bir sinir itişini tersine çevirerek çok kolay ve basit şekilde yapılır. Judo dövüş sanatının bu ikinci kitabın bilgisinin sızdırılmasının sonucu ortaya çıktığı söyleniyor. Üçüncü cilt mikrobiyoloji ve biyoteknolojiye odaklanmaktadır. Dördüncü cilt simya ve metallerin dönüşümünü içerir. Efsaneye göre uzun zaman önce büyük bir kuraklık yaşandı ve birçok tapınak ve kuruluş gizli ve bilinmeyen bir kaynaktan büyük miktarda altın aldı. Beşinci cilt, gezegendeki dünya içi ve dünya dışı iletişim şekillerinin çalışmasını içerir. 9 yabancının gezegenimizin dışındaki varlıkların varlığından haberdar oldukları gerçeğini varsayarak. 6. cilt, yer çekiminin sırlarına ve havacılık mühendisliğinde gerçek bir vimana Vaiminika Shastra inşa etmeye yönelik talimatlara odaklanmaktadır. 7. cilt, evrensel bilimle alakalı. 8. cilt, ışıkla ilgili ve bunu güçlü bir silah olarak kullanma olasılığı. 9. ve son kitap, sosyoloji ile ilgilidir. Toplumların nasıl geliştiğini ve düşüşlerinin nasıl tahmin edilebileceğini içerir. 9 bilinmeyen adamın kuruluşunun hikayelerinin bazı versiyonları, İmparator Ashoka'ya Hindistan'ın en saygın avatarlarından biri olan
Tanrı Rama'nın efsanevi saltanatı nedeniyle geçmişin bu çok gelişmiş bilgisini gizlemek için ek bir motivasyon içeriyor. Rama, 12 bin yıl önce Hindu kutsal yazılarına göre yıkıcı bir teknoloji tarafından yok edilmiş büyük bir imparatorluğa önderlik ediyordu. 9 bilinmeyen adamın gizli toplumu Luis Jacolio tarafından Hint kültürüne dayanan bir efsane olarak alıntılanır. Daha sonra okültizm teorisinden ağır bir şekilde etkilenen Talbot Mundy, gerçek ile dünya arasında sıçrayan bir macera romanı yazdı. Talbot Mundy, bilinmeyen 9 adamın kötü tanrıça Kali'nin takipçilerine karşı savaşan, iyiliğin bir örneği olarak atıfta bulunur. 9 bilinmeyen adam, Türkçe olarak sihirbazların dönüşü anlamına gelen El Retorno de los Brujos adlı kitabında Louis Pauls ve Jacques Berger tarafından da popülerleştirildi. İkinci Papa Sylvester'in bu gizli toplumla temas halinde olduğuna inananlar bile var. 9 bilinmeyen adamın gizli toplumu Masonluk ve Gülhaç düzeniyle eşit. Dünyanın en eski ve en güçlü gizli topluluklarından biri olarak kabul edilir. Tabii ki 9 sayısının seçimi böyle bir örgütün üye sayısını belirlemek için çok şüpheli bir seçimdir. Tabii ki bu rastgele seçilen bir sayı değil. Çünkü bu sayı Illuminati denilen örgütün en yaygın kullanılan sayılarından biri. Ayrıca diğer gizli topluluklar da bu tür sayılarla kendilerini ifade etmek için bir tür mesaj olarak kullanırlar. İlginçtir, Yunan mitolojisinde de benzer bir hikaye var. Hikaye, Prometheus'un ateşi çaldıktan ve insanlara verdikten sonra öfkeli Zeus'un karşısına çıktığını anlatıyor. Onu cezalandırmak için Zeus, Prometheus'u bir kayaya zincirledi ve karaciğerini yemesi için bir kartal gönderdi. Karaciğeri büyümeye devam etti ve kartal her gün ona işkence yapmak için geldi. İnsanlığı cezalandırmak için Zeus ve diğer 8 tanrı Dokuzlar Konseyi'ni kurdu. Üyeler Zeus, Poseidon, Apollo, Hephaistos, Hera, Hermes, Demeter, Afrodit ve Athena. Dokuzlar Konseyi tarafından kararlaştırılan ceza, Pandora'nın insanın tüm talihsizliklerini içeren kutusunu açmasına ve kötülüğün dünyaya yayılmasına neden olacaktı. Yunan tanrılarının konseyinin de 9 üyeden oluşması çok garip. Ancak bu yine bir tesadüf değil. Gariptir ki şeytanın kilisesini yöneten konseye yamuk düzeni denir ve aynı zamanda 9'lar konseyi olarak da bilinir. İtalya'daki Siena Cumhuriyeti'nde bir başka örnek daha yaşanmaktadır. Orada 9'lar Sivil Konseyi 1287'den 1355'e kadar hükmetti. Bilinmeyen 9 adam söz konusu olduğunda daha önce bahsedilen bazı konseylerin ortaya çıkmasına ilham verip vermediklerini bilmiyoruz. Ancak pek çok kişi teozofinin ilki olarak hayırsever amaçlarla tanımlamasına rağmen gizli toplumda gerçeği gizleme ve gölgede çalışmak isteyen bir güvensizliği çağrıştırıyor. Zamanımızın en ünlü gizli toplumlarıyla aynı tarzda. Son olarak Hindistan Büyük İmparatorluğu ile ilişkili olan tekerlek Ashoka Chakra olarak bilinir. Ve şu anda bu ülkenin bayrağının merkezi amblemidir. Ayrıca Dharma Chakra'nın sembolünün Sümer'de ilk kez göründüğü ve Sümer tanrılarıyla ilgili olduğu da belirtilmelidir. Öte yandan Ashoka Chakrası Ashoka Aslan Sütununda da bulunur. Ve aslan sembolüyle ilk ipucunu aradığımızda bizi Sümer'e götürür. Bunlar hiçbir şeyin tesadüfen seçilmediğine ve her şeyin bir şekilde derinden birbirine bağlı olduğuna inanmamıza neden olur. İnsanlığın kaderinin çok uzak zamanlarda manipüle edilip yönlendirilmesi mümkün mü? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Araştırmalarımızın devamını kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.